Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hazırlama süreçlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Dönem projesinin hazırlanmasındaki amaç öğrencinin bilimsel bir araştırma yapmasını sağlayarak kendisini geliştirmesine yardımcı olmaktır. Öğrenci böylece bir araştırmacı olarak kaynak taraması yapmayı, bilgi ve belge derlemeyi, bunları seçerek gruplandırmayı ve değerlendirmeyi öğrenir. İyi bir dönem projesi hazırlayabilmek için araştırma yapmanın anlamını kavramak gerekiyor. Araştırma aslında soru sormak, cevap aramak, kaynak incelemesi yapmak, verileri değerlendirmek, yorumlamak ve sonuçlara ulaşmak üzerine kurulu bir bilgiye ulaşma ve öğrenme sürecidir. Akademik bir çalışmanın bilimsel alaka uygunluğu dönem projesi dahil her tür bilimsel çalışmada gözetilmelidir. Başka birine ait olan bir araştırma sonucunu değerlendirmenin, fikrin veya yorumun tümünün veya bir bölümünün kaynak gösterilmeden aynen yazılması ya da benzer cümlelerle ifade edilmesi bilim hırsızlığıdır. Yani intihal kapsamında değerlendirilir ve ciddi bir akademik suçtur. Böyle durumlarda öğrenci kesinlikle başarısız olarak değerlendirilir. Aynı şekilde akademisyenler de bu şekilde çalıştığında da intihal suçu işlemiş oluyor arkadaşlar. Öğrenci ya da akademisyen fark etmiyor arkadaşlar. Öğrenci kaynaklara ve yazarlara atıfta bulunmayı ihmal etmemelidir. Bir kaynaktan sadece esinlenmek veya fikir olarak faydalanmak da atıfta bulunmayı gerektirir. Diğer taraftan yararlanılan kaynaktan aynen aktarma da tercih edilebilir. Bu tür aktarımlarda kaynak metin hiçbir değişime uğramadan tırnak içinde ve italik yani sağa yatık olarak yazılmak suretiyle alıntılanır. Aynen yapılan alıntı 4 satırın üzerinde ise metin sağdan ve soldan 1 santim girinti yapılarak ve tek satır aralığı ile 11 punto yani italik olarak yazılmalıdır. 11 punto ya da 12 punto arkadaşlar, ortalaması 12 puntodur. Ancak değiştirerek veya aynen yapılan alıntıların yarım sayfadan uzun tutulmaması hem bilimsel etik açısından hem de bitirme projesinin bütünselliğinin bozulmaması açısından önemlidir. Yani dolaylı veya doğrudan alıntıların yarım sayfayı geçmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yani farklı kaynaklardan faydalanmak gerekiyor. Bir sayfayı bir kaynaktan oluşturmayın yani. En fazla maksimum bir kaynak bilgi yarım sayfayı geçmemesi gerekiyor şeyden, bir kaynaktan alınan bir bilgi. Bundan bahsettik. Unutulmamalıdır ki araştırma sadece o konuda yazılmış olan eserlerin bir özeti veya derlemesi değildir. Dönem projesi toplanan verilerin öğrenci tarafından sentezlendiği, tez, antitez, sentez mantığıyla ve özgün fikirlerin ortaya konduğu, yani öğrencinin kendi kaynak bilgilerin yanında kendi yorumunun da katıldığı, düşüncelerini de ortaya koyduğu bir çalışmadır arkadaşlar. APA stilinde metin yazarken kaynak gösterme biçimleri için YouTube'dan Erkan Tosun bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla şey yaptım, video anlatım yaptım arkadaşlar. Yani metin içinde dolaylı alıntı, aynen alıntı nasıl gösteriliyor, aktarımlı olarak nasıl gösteriliyor. Bunların tek tek anlatımları var arkadaşlar YouTube kanalında Erkan Tosun olarak aratırsanız. Altta linki de var, youtube.com/erkantosun arkadaşlar. Buradan benim anlatımlarıma ulaşabilirsiniz. Yani kaynak metin nasıl yazılıyor, yorumlar nasıl katılıyor. Bunlar hakkında çok fazla çalışma yaptım arkadaşlar. Daha sonra bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanması gereken dönem projesi genel olarak şu adımlardan oluşur. Yani dönem projesi süreci nasıl işliyor yani adım adım, bunlardan bahsedelim. Öncelikle konu seçimi. Konunun kapsamı ve sınırlarının belirlenmesi gerekiyor. Öğrenci bir kafasında konu seçmesi gerekiyor. Bu aşamada konu nereleri kapsayacak, nereye kadar sınırlandırılacak, bunların belirlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Konuyla ilgili ön araştırma yapılması gerekiyor bir sonraki adımda. Daha sonra danışman hoca ile konu başlığı hakkında telefonla ya da yüz yüze görüşme. Yani danışman hocanıza, hocam ben bu konuyu seçtim, uygun mudur değil midir, ondan okey almanız gerekiyor. Daha sonra kaynak taraması yapma diğer aşama. Yani proje konusunu içeren, çalışma konusunu içeren, akademik kitap, makale, tez ve benzeri, yani akademik kaynak araştırmak gerekiyor konunuz hakkında. Daha sonra topladığımız kaynakları okuyup, eleyip, sınıflandırıp ve proje metnine alınacak yerleri işaretliyoruz. Okuma aşamasını geçiyoruz yani. Daha sonra projenin ana hatlarını oluşturma. Yani kaynakları da okuduktan sonra zaten proje çalışması hakkında bizim kafamızda bir fikirler oluşacaktır. Yani nasıl başlıklandıracağız, hangi bölümlerde, nerelere değineceğiz? Bunu bir tasarlamak gerekiyor. Yani buna projenin ana hatlarını oluşturma diyebiliriz. Yani başlıklandırma, bölümlere ayrılma. Yani taslak şeklinde bir projeyi hafızamızda canlandırıyoruz. Gerekirse bir kağıda ya da A4 belgesine, Word belgesinde bir taslak oluşturabiliriz.
Daha sonraki aşama proje metninin oluşturması, yani metin yazımı. Kaynak bilgileri bahsettiğimiz gibi APA stilinde dipnot olarak yazıyoruz arkadaşlar. Yani kaynak belirterek, kaynak hangi kaynak bilgiyi nereden aldıysak bilginin sonunu parantez içerisinde belirtiyoruz. Proje metni kaynak bilgilerin yanında bahsettiğimiz gibi öğrencinin yorumlarını, yani düşüncelerini içeren metinlerden oluşmalıdır. Bu süreçte danışman hoca ile periyodik görüşmeler yapılabilir. Yani nasıl yazılacağına dair. Hocam ben buralarda şu kaynak bilgileri kullanacağım. Gerekirse ne kadar biraz yazarsınız, hocaya gönderirsiniz, nasıl oluyormuş, doğru yolda mı ilerliyorsunuz diye. Bunlarla danışman hocayla süreci yürütebilirsiniz arkadaşlar. Dönem projesi toplamda en az 30 sayfadan en fazla 80 sayfa olmalıdır. Yani ortalama 50 sayfa yeterlidir arkadaşlar. Dönem projesinin ana metni yani. 30 sayfadan az olmasın arkadaşlar. Daha sonraki adım APA stilinde kaynakça yazımı. Kaynakça yazımı ile ilgili de APA stilinde nasıl kaynakça yazılıyor? Çok fazla YouTube kanalında anlatım var arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Projenin şekilsel ve içerik olarak kontrol edilmesi. Her şeyi yazdık. Kontrole geçiyoruz. İmla ifade kontrolleri genel olarak kontrol edilmelidir. Bu aşamada proje baştan sona birkaç defa dikkatli şekilde okunuyor arkadaşlar. Nerede ne hatalar var buluyorsunuz zaten dikkatlice okuduğunuzda. Proje çalışması tamamsa danışman hocaya gönderiliyor. Danışman hoca ile proje çalışması yüz yüze görüşülerek detaylı incelenip danışman hoca da beraber son kontrolleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra danışman hoca okey verdiyse projeye basımı yapılıyor projenin çalışmanızı. Yani bastırıyorsunuz. Danışman hoca proje çalışmasını değerlendirecek kurula projeyi sunuyor arkadaşlar sizin adınıza ve kuruldan okey alıyor. Projelerde intihal taraması yapılmıyor arkadaşlar. Tezler gibi değil. Herhangi bir yerde yani ulusal tez merkezinde, enstitülerin web sayfalarında yayınlanmaz arkadaşlar. Sadece kütüphe saklanır enstitülerde. Bir kopyası oraya veriliyor ya da iki kopya. Bu enstitülere, üniversitelere göre değişiyor. Yani herhangi bir dergide ya da herhangi bir yayınlanmıyor arkadaşlar şeyler. Proje, dönem projesi çalışmaları. Tez olarak da değerlendirilmediği için ulusal tez merkezinde de yapılmıyor. İntihal taraması da yapılmıyor arkadaşlar. Evet. Konu seçimine bakalım. Araştırma soru bilmekle başlar. Soru sorabilmekte. Soruları doğru sorabilmek ve araştırmaya doğru kaynaklara dayanarak yapmak dönem projesinin başarısı açısından çok önemlidir. Soru sorulurken ilgi çekici ve çalışmaya değer bir konu bulmakta fayda vardır. Konunun öğrencinin ilgi alanına giriyor olması ve ondan merak uyandırması da dönem projesinin başarısı için önemlidir. Araştırmanın konusu ne olursa olsun bilimsellik o konu tarafsız olarak işlemesini veya en azından bu konuda yeterli çabanın gösterilmesini gerektirir. Dönem projesi konusunun çok kemikleşmiş bir sorun çözmesi veya yıllardır tartışılan bir sorunu açıklığa kavuşturması beklenmez. Hatta tam tersine daha spesifik olan ve verilere ulaşmanın daha mümkün göründüğü bir araştırma konusu dönem projesi için daha uygun olur. Dönem projeleri mutlaka bir hipoteze yani düşünceye dayanır. Hipotez, araştırmacının bir soru karşısında doğru olabileceğini düşündüğü muhtemel cevaptır, çözüm önerisidir. Hipotez, okunmuş olan kaynaklardan değerlenmiş veriler ve öğrencinin konuyla ilgili düşünceleriyle oluşturulur, eleştiriler ışığında değerlendirilir ve belirli sonuçlara ulaşılır. Dönem projesi için seçilecek konu yüksek lisans alanı dışına çıkılmamalıdır arkadaşlar. Alanınızı kapsaması gerekiyor. Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı Programı yüksek lisans öğrencisinin konusu, şöyle olabilir, Türk Edebiyatı'nda güncel çalışmaların değerlendirilmesi gibi bir örnek verilebilir. Aynı şekilde proje konusu çok genel olmamalı, belli bir sınır dahilinde seçilmeli. Yani konunun sınırları olmalıdır arkadaşlar. Örneğin yine Türk Dili Edebiyatı öğrencisinin konusu aynı şekilde Türk Dili, Türk Edebiyatı olmamalıdır. Genel bir konuyu kapsamamalıdır. Konu seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer kritik de seçilen konuyla ilgili mümkün olduğu kadar çok akademik çalışmalara ulaşılabiliyor olmaktır. Yani seçtiğiniz konu hakkında çok fazla akademik çalışma yapılmış olması gerekiyor. Sizin daha fazla veriye, daha fazla metin üretebilmeniz için arkadaşlar. Çünkü çalışmanızı akademik kaynaklardan veri derleyerek oluşturacağınız için seçtiğiniz konuyla ilgili konuyu kapsayan ucundan kıyısından olsun seçtiğiniz proje konusunu kapsayan şeyler olması gerekiyor. Mümkün olduğunca çok akademik kaynağa ulaşabiliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli. Daha sonra konuyla ilgili ön araştırma yapma. Konu seçiminden sonra konuyla ilgili bir ön araştırma yapmak yerinde olacaktır. Bu bağlamda proje konusu dahilinde daha önce yapılan benzer çalışmalar varsa incelenebilir. Kaynak taraması. Yani yardımcı kaynak arama, literatür taraması da deniyor buna.
Dönem projesinin yazılabilmesi için iyi bir kaynak taraması yapılması gereklidir. Kaynak taraması ile kastedilen belirlenen konuyla ilgili yayınlanmış bütün kitap veya dergileri okumak değildir. Yapılması gereken yayınlarla ilgili sistemli bir tarama yapmak ve gerekli görünenleri daha ayrıntılı bir incelemeden geçirmektir. Bu inceleme kitapların ilgili bölümlerini veya seçilmiş makaleleri okumak şeklinde olabilir. Önemli olan seçilmiş konuyla doğrudan ilgili ve hipotezin oluşturulması ve tartışılmasında faydalı olacak kaynaklara yoğunlaşmaktır. Kaynak taraması yapmaya bir konu seçilmesine yönlendiren kaynak ile başlanması güzel bir yoldur. Eğer seçilen konuya ilgi alınan bir ders ile başladıysa ilgili dersin notlarına ve önerilen kaynaklara bakılabilir. Dersin hocasından görüş alınabilir. Ansiklopedi veya uzmanlık sözlükleri gibi genel başvuru kaynaklarına bakarak araştırmaya başlamak da mümkündür. Konunun kapsamı ve literatürdeki yeri bu tarz okumalarla saptanabilir. Telif eserlerini yani kitap makale gibi, akademik kitap makale gibi dipnotları ve kaynaklarına bakılarak kaynak taraması genişletilebilir. Yani şeyleri akademik kaynakların şeylerine de kaynakçasına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Daha da genişletebilmek için şeyinize, kaynakça demetinize. Araştırmayı derinleştirmek için öğrenciler, arşivler, kütüphaneler, internet, veri tabanları, gazete ve dergi koleksiyonları, ilgili kurumlar veya uzmanlara danışabilirler. Belirtilmelidir ki internet üzerinden elde edilen yazar veya eser adı gibi bilgiler içermeyen verilerin dönem projelerinde kaynak olarak kullanılması sakıncalı olabilir. Yani belirli bir bilimsel şeyde adımlarla oluşturulmuş yani APA stilinde kaynakçası olan verileri, akademik kaynakları kullanmak gerekiyor. Yani amiyane tabirle yüksek lisans doktora tezleri olabilir. Akademik makaleler, kitaplar olabilir. Bildiriler, sempozyumlar olabilir. Yani doçent profesörlerin yazmış olduğu kaynaklardan bahsediyoruz. Ama şunlar değil yani bahsettiğimiz akademik kaynak derken. Facebook paylaşımları, Instagram paylaşımları, internet blog sayfaları, hiçbir kaynağı belli olmayan rastgele yazılmış bilgilerden bahsetmiyoruz. Bunları kullanmayın arkadaşlar. Genelde akademik kaynaklar üzerine yoğunlaşıyoruz dediğim gibi. Kaynağı belli olmayan bu tür bilgiye güvenmek yani şeyler APA stiline göre şey akademik kaynak olmayan bilgilere güvenmek akademik araştırma yöntemlerine uygun bir tutum değildir. Yani çalışmanızın kalitesini düşürür akademik kaynaklardan farklı kaynaklar yani asılsız kaynakları kullanmak. Daha sonra kaynak taraması aşamasında üniversite ve halk kütüphaneleri, piyasada satılan kitaplar ve internet üzerinden kaynak arayabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı kaynak bulunabilecek bazı internet veri tabanları şunlardır. Academic Search Complete, JSTOR, Avery, Taylor & Francis Journals, Google Scholar, Sicrus, Central Asian Survey, European Journal of International Relations, Foreign Affairs, Foreign Policy, Insight Turkey, International Affairs, International Journal of Middle East, International Organization, International Security, International Studies Quarterly, Journal of International Affairs, Le Monde Diplomate, Millennium, Middle Eastern Studies, Nations and Nationalism, Prepositions, daha sonra Political Science Quarterly, Review Turkish Students, Review of International Studies, Turkish Policy Quarterly, World Policy Journal, World Politics, Ulakbim, AB Vizyon, Amme Dergisi İdaresi Dergisi, Avrasya Dosyası, Bulletin, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Birikim, Jogito, Doğu Batı, Ege Akademik Bakış, Erdem Popüler Tarih, Stratejik Analiz. Başlıcaları bunlar arkadaşlar. Daha çoğaltabilirsiniz. Çok fazla bu şekilde şeyler var arkadaşlar. Kaynak bulabileceğiniz internette şeyler var. Siteler var. Genel anlamda zaten Google Scholar ya da Google üzerinden ulaşabiliyorsunuz zaten. Çoğu kaynaklar arkadaşlar. Daha sonra dönem projesi yazımına bakalım. Kaynak taraması yapılmış, temel kaynaklar okunmuş, veriler derlenmiş ve projenin hipotezi açıklık kazanmışsa artık projenin metin yani araştırma raporu haline getirilmesine geçilebilir. Proje Word belgesi olarak hazırlanıyor arkadaşlar. Word'e yazıyoruz. Bunun biçimsel özelliklerine bakalım. Times New Roman yazı karakteri 12 punto ve 1,5 satır aralığı kullanılmalı. Paragraflar arası 1,5 satır 0,6 NK olarak ayarlanmış olmalıdır. Sayfaların kenar boşlukları Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün belirlediği şekilde yani enstitünüzün ve şeyleri vardır. Her enstitünün tez yazım kılavuzu ya da dönem projesi yazım kılavuzu vardır. Oradaki belirlenen standartlar şeklinde yukarıdan ve soldan 4 santim, aşağıdan 3 santim ve sağdan 2 santim olmalıdır. Başlıkların puntosunun metin yazılarının puntosundan daha belirgin olması için 14 puntoya ayarlı ve koyu şekilde yazılması gerekir. Yani kalın şekilde. Sayfa numarası her sayfanın alt ortasında olmalı ve sayfanın o gösterilmesinde kapak sayfasından sonra başlanmalıdır. Bu biçim dönem projesi boyunca mutlaka aynı tutulmalıdır. Her sayfada farklı biçimler kullanılmıyor yani. Standardımız olması gerekiyor.
Dönem projeleri ekler hariç, yani kapaklar, içindekiler, kaynakça ve benzeri bunlar hariç 30 sayfadan az, 80 sayfadan uzun olmamalıdır. Ortalaması 50 sayfa yeterlidir arkadaşlar. Kapak sayfası, bütün akademik çalışmalar gibi dönem projesinde bir kapak sayfası olmalı. Bu sayfada projenin başlığı, hazırlayan öğrencinin ve danışman öğretim üyesinin adı, sunum tarihi ve hangi kuruma sunulduğu gibi bilgiler açıkça belirtilmelidir. Kapak sayfasında her tür süslemeden uzak durulmalı. Enstitünün dönem projesi yazım kılavuzunda belirtilen şekil ve standartta olmalıdır. Her enstitünün kapak şeyleri, şekil standartları farklı olabiliyor arkadaşlar. Bunun için zaten yazım kılavuzu mutlaka oluyor. Her enstitülerin, yani her üniversitelerin ve enstitülerin ayrı ayrı. Bunlara göre bir şekilsel standart oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ekranda şeylerimiz var arkadaşlar. Benim çalışmış olduğum bir dönem projesi var 2015 yılında. Gördüğünüz gibi sol taraftaki dış kapak, altta belirttim zaten kırmızıyla, sağdaki iç kapak. Bu şekilde bir standardı var Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün. Ona göre hazırlamıştım ben. Başta görüyorsunuz TC Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Daha sonra boşluk vermişiz, yüksek lisans dönem projesi, kamu yönetimi ana bilim dalı, kamu yönetimi programı. Logosu var dış kapakta, iç kapakta olmuyor bu. Daha sonra pratikte özel güvenlik yönetimi şeyin adı, çalışmanın adı. Hazırlayan Erkan Tosun, danışman yardımcı doçent doktor Murat Ortanca, Manisa 2015. İç kapak da aynı standartı sahip fakat şey yok, logosu yok. Enstitünün belirlemiş olduğu standart bu şekildeydi. Tabii her enstitüde değişiyor arkadaşlar, bunları incelemek gerekiyor tabii. Daha sonraki sayfalara bakalım. Yemin metni var arkadaşlar. Yani uygunluk beyannamesi. Bu yemin metni şey oluyor yani. Çalışmayı bilimsel ahlak kurallarına göre hazırladığınızın bir beyannamesi, ıslak imzalı oluyor. Tarih atılıyor. Adınız, soyadınız yer alıyor. Yüksek lisans dönem projesi olarak sunduğum pratikte özel güvenlik yönetimi adlı çalışmanın tarafından bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilen eserlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanmış olduğumu belirtir ve bunu onurumla doğrularım. İmzalıyoruz. Daha sonra şey yapıyoruz. Islak imza. Tarih. Daha sonra ad soyad. Sağdaki sayfa ise özet sayfası arkadaşlar. Özet, dönem projesine konusunu, hipotezini ve izlenen yöntemi anlatan en fazla 300 kelimelik bir özet yazılmalı. Özetin altına bitirme projesiyle ilgili terimlerden oluşan 4 ila 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Bu kelimeler bitirme projesini okumayı düşünenlere yol gösterici nitelikte olmalıdır. Yani bitirme projesinin konusuyla alakalı olması gerekiyor anahtar kelimeler. Sağda görüyorsunuz başlık var çalışmanın, pratikte özel güvenlik yönetimi, özet ve anahtar kelimeler. Gördüğünüz gibi 3 paragraftan oluşuyor arkadaşlar. İlk paragrafı genel bir giriş şeklinde şeyde, ilk 2 paragrafı genel olarak bir giriş şeklinde. Son paragrafı, üçüncü paragrafı ise proje çalışması nereleri kapsıyor, nerelere değinecek kısaca bahsedildi arkadaşlar. Özette bu şekilde. Daha sonraki sayfaya bakalım. Özetin İngilizcesi yazılıyor. Aynı özetin şeyi, İngilizce çevirisi var arkadaşlar. Daha sonra ön söz kısmı var. Bazı proje çalışmalarında bu ön söz olmuyor arkadaşlar. Bizim şeyimizde vardı. Bizim standartımızda Celal Bayar Üniversitesi'nin. Ön söz de aynı şekilde şey oluyor. Konunun önemi vurgulanıyor ilk iki paragrafta. Daha sonra bu çalışmaya katkı yapanlara teşekkür metni şeklinde üçüncü paragraf oluşturuluyor. Ön söz de bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra ad soyad, il ve yılı arkadaşlar çalışmanın. Daha sonra içindekiler sayfasına geçiyoruz. İçindekiler, bu sayfa aynı zamanda bitirme projesinin numaralandırılan ilk sayfası olmalı. Numaralar burada başlıyor yani. Bitirme projesinde eğer kullanıldıysa tablo ve şekillerin, grafik aletler, resim gibi başlıkları ve sayfa numaraları bu sayfaya eklenmelidir. Yani içindekiler kısmı nerede ne var sayfa numarası şeklinde. Yani başlıkları baz alıyoruz. İçindekiler sayfası birinci sayfasında, 12. sayfasında ne varmış? Şekiller ve tablo dizini, tablolar dizini, kısaltmalar dizini, ekler listesi, giriş şeklinde 15. sayfaya kadar gidiyor. Daha sonra birinci bölüm 18. sayfadan başlıyor kavramsal çerçeve olarak. Bunlar hep başlıklar ve alt başlıklar şeklinde gidiyor arkadaşlar. Başlıkların ve alt başlıkların nerelerde olduğunu belirtiyoruz. İçindekiler bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra projede doğru başlıklar kullanmak araştırma raporunun başarısı için çok önemlidir. Dönem projesi boyunca başlıklar aynı sistemle yazılmalıdır. Başlıklar çeşitli sistemlere göre farklı olabilir. Farklı olarak atılabilir. Ondalık ve rakam harf sistemi en çok kullanılan başlık sistemleridir. Ekranda ondalık sistem örneği var. Birinci bir numarası atmışız. Birinci bölüm başlığı. 1.1 birinci bölümün birinci alt başlığı. 1.2
birinci bölümün ikinci alt başlığı, daha sonra 1-2-1 ikinci alt başlığın ilk alt başlığı, bu şekilde numaralandırılarak, yani numara numara şey yapıyor, çoğaltılarak gidiliyor. Rakam harf sisteminde bir birinci bölüm, iki Roma rakamları ile gitmiş, ikinci bölüm başlığı A, ikinci bölümün alt başlığı bir, ikinci alt başlığın ilk alt başlığı şeklinde, iki alt başlığın ikinci alt başlığı, B ikinci bölümün ikinci alt başlığı, bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Hemen ekranın ortasına bakın arkadaşlar. Yine benim çalışmamdan bir alıntı var arkadaşlar. Sayfa alıntısı. Ben ondalık sistem kullandım arkadaşlar. Zaten tez yazım kılavuzlarında hangi sistemi kullanacağınız belirtilir. Genelde şey kullanılıyor arkadaşlar. Ondalık sistem kullanılıyor. 2-2-1-1. Bu ne? İkinci bölümün ikinci alt başlığın birinci alt başlığın yine birinci alt başlığı. Bu şekilde. Bu ondalık sisteme göre belirtiliyor. Daha sonra 2.1.1.1 bu şekilde şey oluyor. Ondalık sistem kullanmıştım arkadaşlar. Yani ekrandaki gibi birden gidiyor birinci bölüm. Birinci bölümün birinci alt başlığı 1.1 olur. İkinci alt başlığı 1.2. İkinci alt başlığın altını açıyorsanız 1.2'nin yanına 1 atmanız gerekiyor. İkinci alt başlığın ikinci alt başlığını atmak için 2 o şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ondalık sistem bu şekilde. Metin yazımına bakalım. Metin yazımı dönem projesinin metni 3 kısımdan oluşuyor. Aynı kompozisyon gibi giriş, bölümler, bölümler dediğimiz ana metin oluyor ve sonuç kısmı arkadaşlar. Giriş bölümünde projenin hipotezini, kapsamını, yöntemini, ne tür kaynaklardan yararlandığını, literatürde bu konuda varsa nasıl bir eksikliğin olduğunu ve projenin literatüre ne gibi katkı sağlayacağını düşünüldüğü anlatılır. Yapılması planlanan tartışmalarla ilgili ön bilgi verilir ve nereye varılmak istendiği açık bir şekilde ortaya konuluyor arkadaşlar. Ekranda bir giriş örneğim var benim çalışmış olduğum arkadaşlar. Giriş kısmı genelde bir sayfa oluyor. Benim çalışmamda 3 sayfa falan tutmuştu. Biraz uzun yazmıştım arkadaşlar ben. Giriş kısmı dediğim gibi genel bir giriş şeklinde. Son paragrafı ise şey, nasıl ilerleyeceğine dair şey, bilgiler veriyoruz. Hangi bölümlerde, çalışmada nerelere değinilecek. Bunlara bilgi verdim arkadaşlar. Benim giriş kısmım bu şekilde oluşmuştu. Daha sonra dönem projesinde araştırmanın her yönüyle sunulduğu kısım metin, ana kısım, ana metin kısmı. Bu kısımda birden fazla bölüm yer alıyor. Araştırmanın niteliğine bağlı olarak bu bölümler değişiklik gösterir. Örneğin bir bölge çalışması yapılıyorsa bahsedilen bölgeyi mercek altına alan tarihi bir değerlendirme yapılabilir. Bu değerlendirme bölümünde öğrenciden beklenen genel bir tarihsel özet yerine araştırma konusuyla ilişkili bir tarihsel ön bilgidir. Projede teorik bir bilgilendirme bölümü de olmalıdır. Bu bölümde kavramlar veya yaklaşımlar konusunda bir değerlendirme yapılır. Gerekli görülürse konuyla ilgili temel kaynaklara tanıtıldığı bir bölüm projeye konulabilir. Metni oluşturan bölümlerin birbiriyle bağlantılı ve hipotezi destekler nitelikte olması gereklidir. Birbiriyle bağlantısı olmayan ve bitirme projesinin genelinden kopuk olan bölümlerin varlığı çalışmanın bütünlüğünü bozar arkadaşlar. Yani bölümler bile birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor arkadaşlar. Metinler olsun. Ekranda şey var, bölüm örneği var. Birinci bölüm diye başlık atmışız. Birinci bölümün başlığı neyi içeriyor? Teorik kavramlar, özel güvenliğin tanımlanması, tarihsel süreci, yetkileri ve sorumlulukları. Birinci bölüm bunu kapsıyor yani. Bunları başlıklandırarak ondalık sistemde başlıklandırmışım, dikkat edin. 1.1 diye birinci bölümden başlamış. Kavramsal çerçeveye genel bir tanım vermişim ilk sayfada arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Şeyde ana metinde şunlar var arkadaşlar. Parantez içerisinde fark ettiyseniz ikinci virgül 2011 sayfayı 620. Daha sonra yıldız 2019 sayfa 113. Bunlar hep kaynak bilgi arkadaşlar. Yani bunları kaynak bilgilerden, yardımcı kaynaklardan toplamışım. Kaynak bilgilerin bitimine referans göstermişim, dipnot göstermişim yani. Bu APA stilinde oluyor, bunun bir yazım biçimi var. Bunu YouTube kanalından, Erkan Tosun YouTube kanalından ulaşabilirsiniz anlatımlara. Çok fazla anlatım yaptım arkadaşlar bu kaynak bilgiler metne nasıl yazılacağına dair. Oradan takip edebilirsiniz YouTube kanalından arkadaşlar. Evet, birinci bölümden bahsettik, nasıl oluşuyor bölümler. Daha sonra bölümler arasında geçiş yapmak için bölümlerin başında ve sonunda bağlantı kuran cümleler kullanmak konunun bütünlüğünü sağlamak için iyi bir yoldur. Bir dönem projesinde öğrenciden beklenen okuduğu kaynakları özetlemesi veya uzun alıntılar yapması değil, o kaynakları okuduktan sonra elde ettiği verilerle özgün fikirlerini harmanlayarak analizler yapmasıdır. Öğrencinin yapması gereken ulaştığı kaynakları akıl süzgecinden geçirmesi ve özgün cümleler ile yorumlamaktır. Yani burada denilmek isteniyor ki, yardımcı kaynaklardan bilgileri okudum, aynen aynısını yazdım diyelim, derleyerek yazdım fakat şey yok, benim düşüncelerim yok metinde. Bu sığ bir çalışma olur arkadaşlar. Yani sizin oluşturacağınız metin, atıyorum amiyane tabirle, yarı yarıya, yarısı kaynak bilgi ise yarısı da sizin özgün fikirlerinizi içermeli.
şeydeki o kaynak bilgilere dayanarak kullandığınız bölümdeki o yönde şeyleri yorumlarınızı da katıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde oluşması gerekiyor. Sizden beklenen bu zaten. Kaynakları okudunuz, ne anladığınız konusunda metne dökmeniz gerekiyor bunlara. Ekranda bir de ikinci bölüm örneği var arkadaşlar. Yapılanma süreci, özel güvenlik görevlinin yetiştirilmesi, denetlenmesi ve sayısal istatistikler. Birinci bölüm neydi? Tarımsal, tarihsel çerçevede oluşturmuştuk. Adım adım gidiyor yani. İkinci bölüm 2.1 özel güvenlik kuruluşlarının yapılanması diye bir başlık atmışım. Oradan devam etmişim arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi ikinci bölüm 2.1 ondalık sistem başlık atmışım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bölümlerden oluşuyor. Diğer sonuç kısmına bakalım. Dönem projesinin metni sonuç kısmıyla tamamlanmış olur. Sonuç kısmının yazılmasındaki amaç bütün projeyi özetlemek değildir. Bir dönem projesinin sonuç bölümünde araştırma boyunca yapılan tartışmaların ana noktaları ile kısaca anlatılır. Hipotezin ne olduğu açıkça vurgulanır. Neden bu konunun seçilmesine karar verildiği ve araştırmanın tamamlanması ile literatüre ne gibi katkı yapıldığı belirtilir arkadaşlar. Şeyde sonuç kısmında arkadaşlar. Çalışmanız için eğer uygunsa anket çalışması yapmanız ve bu verileri çalışmanızın son bölümüne eklemeniz size artı puan sağlar arkadaşlar. Sonuç bölümünden hemen önce. Bölümler var ya 1, 2, 3 atıyorum böyle. Bölümlerin sonuna bir de anket araştırması yaparsanız eğer yapılması mümkünse imkanınız da varsa anketler her zaman artı puan getirir arkadaşlar. Yani çalıştığınız bir konunun pratikte uygulanabilirliği hakkında size artı puan getirecektir. Sonuç kısmından bahsettik arkadaşlar. Sonuç kısmı dediğim gibi özetin genel fikirlerin ortaya konması, literatüre ne gibi katkılar yapıldığından bahsediliyor. Sonuç kısmı genelde bir ya da iki sayfadan oluşuyor arkadaşlar paragraflar halinde. Ekranda bir sonuç örneğimiz var. Değerlendirme ve sonuç diye başlık atmıştım. Ben 2 ya da 3 sayfa oluşturmuştum sanırım. Daha sonra bitirme projesinin en önemli kısımlarından biri yararlanan kaynakların gösterildiği bölüm. Yani kaynakçadır. Bu bölümde farklı türden kaynaklar birer satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Kaynağın künyesi yazılırken yazarın adı soyadı, kaynağın tam adı, basım tarihi, basım evi ve basım yeri gibi hususların tam olarak belirtildiğinden emin olunmalıdır. Dönem projesinin kaynakça kısmı APA stiline göre listeli. Yani alfabetik sıraya göre yazılıyor. Her kaynak Word'de paragraf grubunda yer alan girintileme seçeneğindeki asılı stile göre yazılmalıdır. Her kaynağın şeyi. Ekranda bir örneğimiz var. Bu girintili yazılmış. Fakat asılı sistem dediğimiz çıkıntılı. Genelde öyle oluşturuluyor arkadaşlar. Ya da onu da yapamıyorsanız her kaynağın arasında Enter'la bir boşluk inseniz o da yeterlidir arkadaşlar. İlla da bu bir kural değil de şık görünmesi açısından benim önerim asılı stili kullanmak daha mantıklıdır Word'deki. Evet, ekranda bir kaynakçamız var arkadaşlar. Kaynakça başlığımı attım. Kaynakları yazdım arkadaşlar. Kaynakları yazarsınız. Şimdi ben alfabetik sıraya göre dedim ama şey olarak. Siz yazarsınız. Tararsınız kaynakçayı komple baştan sona. Word'de sıralama var A'dan Z'ye. Onu tıkladığınızda zaten otomatik baş harflere göre sıralıyor arkadaşlar. Evet, kaynakçadan da bahsettik. APA stilinde kaynakça listesi yazma anlatımları için yine YouTube Erkan Tosun kanalında çok fazla anlatım var arkadaşlar. Her kaynağın tez, makale, kitap, dergi şeydir. Daha sonra bildiri, sempozyum, internet kaynakları nasıl yazılıyor? APA stilinde kaynakça olarak bunların tek tek anlatımları var arkadaşlar. youtube.com/erkantosun linkine tıklayarak da erişebilirsiniz arkadaşlar. Video anlatımlar kısmında çok fazla anlatım var. 100'e yakın video vardır arkadaşlar. APA stili ve metin oluşturma hakkında. Evet, hepsinden bahsettik. Tezsiz yüksek lisans dönem projesi örneği incelemek isterseniz arkadaşlar, arama motorlarına pratikte özel güvenlik yönetimi diye aratırsanız arkadaşlar benim çalışmama ulaşabilirsiniz. Fakat o çalışma tez kıvamında yazıldı. Tez formatında arkadaşlar. Normalde bahsettiğim gibi dönem projesi çalışmaları ortalama 50 sayfa, en fazla 60 sayfa ya da 80 sayfa. 80 sayfanın üzerine çıkmaz. Peki, fakat benim oradaki çalışmam arkadaşlar şeydi. Eklerle birlikte toplamda kapağı dahil 193 sayfadır arkadaşlar. Onu size fikir vermesi açısından inceleyebilirsiniz arkadaşlar. O çalışma zaten artık bazı üniversitelerin özel güvenlik ve koruma programlarında ders kitabı olarak da okutuluyor. Etkili bir çalışmadır arkadaşlar. Orada size fikir vermesi açısından nasıl oluşturulmuş, biçimsel standartları nasıl yazılmış, oradan fikir vermesi açısından o çalışmayı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha da sorularınız olursa arkadaşlar Erkan Tosun adıyla bana sosyal ağlardan, YouTube kanalından
ya da bayar.akademia.edu/erkontosun adresinden ürettiğim ders notlarına da erişebilirsiniz arkadaşlar. Benim şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Teşekkürler.